Polisler gitmiştir artık ya. Gidelim mi biz de toprağın yanına? Bebişim biraz daha bekleyelim ya. Tamam aşkım. Ay Allah bozmasın Canan teyzeciğim. Vallahi sizi böyle görünce tüylerim diken diken oluyor. E Allah şükür oğlumuz çok iyi. E biz de Halil'le ikinci baharımızı yaşıyoruz. Darısı artık seninle toprağın başına Ececiğim. Çok az kaldı Canan teyzeciğim. E artık bu son olayla birlikte Gonca tarihin karanlık sularına gömülmüştür. İnşallah yavrum inşallah. İnşallah. Bebişim sen kahvaltı da etmedin. Bir çift kaşarlı yaptırayım sana. Yaptır aşkım. Ay maşallah size. Maşallah. Bir çift kaşarlı yasak ilişki Atabeylerin yuvasını tehdit ediyor. Ünlü iş insanı Halil Atabey ve emlakçı Pınar Çağlayan'ın arasındaki ilişki gündemi sarstı. Emlakçı Pınar Çağlayan'dan haber alınamıyor. Atabeylerin yaşadığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. İşte ahlak timsali aile. İşte Gülümser ablamın arkasından namus bekçiliği yapan Atabeyler. Muhabirlerimiz ne Halil Atabey'e ne de Pınar Çağlayan'a ulaşamıyor. Canan Atabey'den de bir yanıt alamıyoruz. Aşk üçgeni bütün şehri sallıyor. Skandal haber Atabey ailesinin itibarını yerle bir etti. Kapatsanıza şunu be! Canan teyzeciğim, siz bir an önce gidin aklınız toprakta kalmasın. Zaten birazdan muhabirler doluşur buraya. Tamam kızım, sağ ol. Tamam, ben size saat... Neyse, bir saate haber veririm. Tamam canım. Saat... Toprak. Toprak canım. Toprak. Toprak. Hemşire hanım, şu odada yatan hastayı gördünüz mü? Odada yok da. Hayır görmedim. Nerede bu adam ya? Neredesin Toprak, neredesin? Ya toprağım, kim bıçakladı seni? Kim kıydı sana ya? Halicim, iyiyim ya. Hiçbir şeyim yok. Bizim şu kulübe gidip ama hemen arabayı almamız lazım. Tabii, iyisin değil mi? Vallahi iyiyim oğlum ya. Bak, görmüyor musun? Yürüyorum işte. Ağrın sızın var mı? Ali, turp gibiyim kardeşim. Gerçekten iyiyim. Bir kere sarılan mı sana ben? Sarıl lan. Allah sana bir şey olsa ben öldürdüm toprağım ya. Ali, ya... Bana hiçbir şey olmayacak canım kardeşim. Ya bak, bundan kimseye bahsetmek yok. Anlaştık mı? Anlaştık. Yalnız bizim artık durmamamız lazım. Yengen tehlikede. He, gidelim. Of. Efendim Ece. Toprak neredesin? Çok önemli bir işim çıktı, ona gidiyorum. Ya ne demek işim çıktı? Delirdin mi sen? Senin şu an hastanede olman gerekiyor. Senin tedavin bitmedi ki. Ece, iyiyim ben. Bir şeyim yok. Yürüyüş yapıyorum hatta şu an. Toprak saçmalama. Hemen hastaneye dön. Dikişlerini atarsan ne olacak? Ece endişelenme diyorum sana ya. Sonra konuşalım olur mu bak? Annemlere de hiçbir şey deme. Boşuna endişelenmesinler tamam? Sen bilirsin Toprak ama... Hadi görüşürüz. Hadi gidelim hadi. Taksi! Yine ne oluyor? Gonca'ya mı gidiyor bu? Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız.